Manşete hoş geldiniz. AKP'den kopanlara operasyon. Evet, sıcak bir gelişmeyle başlayalım ki bu gelişme e, bizim bir özel haberimiz veya Türkiye'de konuşulan Türkiye gündemine bomba gibi düşen veya Türkiye'de şu an tartışılan bir gelişme değil. Çok tartışılabilecek bir gelişme de değil. Dolayısıyla e, bu konu genelde e, böyle konular gündeme geldiğinde bu e, yurt dışında. E, bağımsızca işini sürdürmeye çalışan e, gazetecilere düşüyor. E, bu konuları irdelemek, deşmek. Mesela Sedat Peker'le ilgili gelişmeler de böyle. E, Erdoğan ve Erdoğan sonrası rejimin geleceğine ilişkin gelişmeler de böyle vesaire. Pek çok karanlık olay e, konusunda olduğu gibi Sait Sefa e, sabah saatlerinde bir video e, koydu ve koyduğu videonun adı Ali Babacan'a kurulan kumpasın belgesi devaya büyük operasyon idi. Bu video 17-18 dakikalık bir video. Mutlaka seyredersiniz. Ben sadece özetleyeceğim ki videoda çok önemli haberler veriyor ve verdiği haberler de belgeli haberler. Kulis, duyum ya da ikinci, üçüncü kişilerden elde edilen kulaktan kulağa bilgiler değil belgeleri de paylaştığı için birazdan o belgeleri de ekrana getireceğim. Verdiği haberin üzerinde ciddiyetle durulması icap ediyor. Özellikle Türkiye muhalefetinin. Sayın Sefa'nın söylediği şey şu özetle. iki ay önce yani 22 Eylül 2021'de bir soruşturma yola çıkıyor. Bu soruşturma dosyasında FETÖ ile iltisaklı siyasi bir operasyon. Yani siyasi partilere veya siyasi kişilere dönük bir operasyon. İzmir, İzmir'den yola çıkıyor ki nedense bu tür kritik dosyalar hep İzmir'de üretiliyor. Yani benim hakkımda da ilk daha 15 Temmuz'dan önce yola çıkan dosya İzmir'deki bir dosyaydı. İzmir Başsavcısı Okan Baton'un bizzat ilgilendiği bir dosyaydı. Bu tür şeyler İzmir'de pişiriliyor. Ankara devreye giriyor. Ankara Başsavcılığı, İstanbul Başsavcılığı devreye giriyor. Üç başsavcılık arasında gidip gelen bir dosya. AKP'de Said Sefa'nın söylediğine göre 6-7 ay önce Deva'nın, Deva, DEVA Partisi'nin yükselişine dair alınacak tedbirler görüşülüyor saray içerisinde bir gezi toplantıda ve kararsız oyların oraya gittiği, Ali Babacan'a gittiği değerlendiriliyor. AKP içinden gelen bilgiler bu yönde Said Sefa'ya ve Babacan'la birlikte Faruk Çelik, Bülent Arınç'ın ismi de geçiyor. Yani biz... FETÖ iltisaklı bir siyasi operasyon veya siyasi ayak operasyonu yapalım ve bu isimleri de Bununla ilişkilendirelim, eklemleyelim dosyaya. Metin Gürcan Operasyonu'nun da bununla bağlantılı olduğu ki geçtiğimiz hafta Metin Gürcan askeri ve siyasi siyasi casusluk suçlamasıyla tutuklanmıştı. Bu Metin Gürcan Operasyonu, Metin Gürcan Deva Partisi'nin kurucusuydu. Yaklaşan operasyonun habercisi olarak değerlendiriliyor. İktidara özür dilerim, bu çevrelere yakın bir takım gazeteciler söz konusu, bir takım akademisyenler, bir takım siyasetçiler söz konusu. Bunun e, cemaate yakın bir hukukçu tarafından e, iki yıl cezaevinde yattıktan ve çıktıktan sonra devletle anlaştığı ve e, bu cemaate yakın hukukçunun e, etkinlik etkin pişmanlıktan yararlandığı veya devletle anlaşması çerçevesinde bir takım ifadeler verdiği ve o ifadesine birilerinin eklemlendiği ve böylelikle bu dosyanın oluşturulduğu iddiası var. Ali Babacan, Abdurrah Abdurrahim Karslı, Osman Can gibi isimler de hukukçular da eklemlenmiş dosyaya. Bugün yarın operasyon bekleniyor diyor Said Sefa ve bu operasyon... Yola çıkmadan ben de bana gelen belgeleri paylaşayım istedim diyor. Kendisine gelen belgelerde işte Ali Babacan hakkında paylaştığı belge bu. Bu soruşturma dosyasından Said Sefa'nın elde ettiği bilgi. Sadece Ali Babacan değil Babacan ailesinden bir takım isimlerin ve Ali Babacan'ın eşinin de. Ee, aynı şekilde e, FETÖ ile iltisaklı olduğu iddiası. Yine aynı şekilde Osman Can ki Osman Can, özellikle 17 Aralık 2013 son, e, sonrası e, bu rejimin e, ne derler ateşine odun taşıyanlardan biriydi demokrasi tesis edilene kadar bir sürü hukuk rafa kaldırılabilir tarzında yazılar yazdı televizyonlarda bütün ekranlara çıkıyordu o zaman konuşmalar yaptı bir anayasa hukukçusuydu profesör doktordu anayasa mahkemesi raportörü olarak ün yapmıştı ama Tıpkı birazdan geleceğiz Metin Feyzoğlu gibi o da kariyerini, ilmini, şahsını, şahsiyetini, ailesini neyse her şeyi attı AKP Erdoğan havuzuna onu kurtarmak için. Ondan sonra da yerle bir oldu gitti. Hala kafayı kaldırmaya çalışıyor bilmiyorum kaldırabilir mi? Fakat onu da sokmuşlar bu Gülen iltisaklı veya Gülen cemaati iltisaklı dosyaya. İşte Abdurrahim Karslı onu da sokmuşlar. Bu belgeleri Said Sefa'nın yayınında gösterdiği yayınında gösterdi ve ben kepsilerini oradan aldım. Abdurrahim Karşı Merkez Bankası'nda şey Merkez Bankası'nda Merkez Partide siyaset yapıyor. Onun kurucusu. Parti bir yere gidemedi ama Abdurrahim Karşı ekranlarda yaptığı açıklamalarla falan dikkat çeken bir isim. ve yine işte burada ifade zaptını tutan polis memurları ve ifadeyi veren Mücteba Kılıç isimli müşteki var. Hukukçuymuş bu şahıs. 2 yıl yaklaşık cezaevinde yattıktan sonra çıkmış. E, paylaştığı tweette de e, bir ihtbar mektubu yazdığını ve e, 26 ay tutuklu kaldıktan ve tahliye edildikten sonra e gördüğüm her yanlışı rapor ettim. Devlet de gereğini yapacaktır diyor. Yani bu tuttuğu e, raporu veya kendisine söyleneni neyse artık. Çünkü bugün yani Türkiye yargısının ve Türkiye Emniyetinin sorgu tutanakları e, ne bileyim savcı iddianameleri falan legal de değildir. Bununla işlem de yapılmaz. Bununla yorum da yapılmaz. E, bütün bunların hepsi üretilmiş şeylerdir. İşte altında imzasını görüyorsunuz. Bu da ilgi bir takım şahıslarla ilgili e, do, dava dosyasından e, Sayit Sefa'nın paylaştıkları belli ki başka isimler de var bilmiyoruz ama Bülent Arınç'ın isminin olduğu Faruk Çelik'in isminin olduğu ki bunlar Faruk Çelik uzun yıllar AKP'de yöneticilik yapmış bakanlık yapmış bir isim e, Bülent Arınç'ı söylemeye bile gerek yok bu isimlerde eklemlenerek e, bir FETÖ iltisaklı e, soruşturma ya da dava falan e, yola çıkıyor Bugün yarın operasyon yapılacak ben de bana gelen bilgiyi gününün saatini beklemeden hemen paylaşayım istedim dedi ve paylaştı Said Sefa. Detaylarını oradan takip edersiniz ama kabaca e, bilgiler böyle. Bakalım iş işte nereye gidecek? AKP'den kopanlara operasyon olacak mı olmayacak mı e, göreceğiz. Fakat çok alamet var ki siyasette bir şiddet, bir korku sarmalına, bir e, korkutma, bir sopayla terbiye etme sürecine girildiği ve bu Seçim yaklaştıkça, ki 18 ay kaldı seçime şurada. Yani Haziran ortasında 2023'te normal vaktinde seçim olması lazım. 18 ay kalmış ve 18 ay kal... E, düşünebiliyor musunuz? Her geçen ay bu işin daha da şiddetlenerek artacağını. İşte bunlardan biri de e, bir mitinge bombalı tuzak tezgahı. Yani he, nereden baksan tezgah, niye öyle söylüyorsun? Ya hiç doğru olamaz mı? Olamaz. Olamaz ya. Yani Erdoğan'ın geçeceği sokaklar insansızlaştırılırken bilmem kaç kat zırhlı araçta bilmem kaç kademe korumayla yani o gitmeden önden ekiplerin gidip de her türlü steril ortamı kendisi için oluşturulduğu falan filan herkesin yani miting meydanına gelen insanların bile yani affedersiniz iç, iç çamaşırına kadar aranıyor yahu bu insanlar. Yani geçeceksiniz onları kendi polisine dahi güvenmiyor neymiş işte efendim bir çevik kuvvet polisinin özel aracının altına konulan bombalı bilmem ne. Ya kendi polisine güvenmiyor. Yollarda sıralanan hatırlatıyorum yani bazı şeyler gerçekten hafıza özürlü olduğumuz için hatırlatmaya ihtiyaç oluyor. Yollara dizilen polislerin silahları alınıyor ellerinden. Sağında sağına soluna sıralanan polislerin silahlarındaki şarjörler alınıyor. O polislere güvenmiyor ya. Kendisini korumakla güvenle, gü, görevlendirilen yol emniyetini, meydan emniyetini, mekan emniyetini neyse sağlamakla görevlendirilen ikinci üçüncü kademe. O ilk ana, kendi ana koruması değil. İkinci üçüncü kademede veya ikinci üçüncü çemberdeki güvenlik güçlerine dahi güvenmiyor. Şarjörleri sökülüyor, silahları ellerinden alınıyor falan. Yani kime ne anlatıyorsunuz siz? Böyle bir e, şeyle koruma şeyiyle geçen orada işte bir çevik kuvvet polisinin aracının altına bombalı düzenek bilmem ne. Fakat şu, bu şunu gösteriyor. Haber veriyorlar. Geliyor gelmekte olan olan yaklaşıyor yaklaşmakta olan nedir o? Şiddet. Nedir o? Bir AKP mitinginde Erdoğan bir yerde konuşurken planlı ee, bir biçimde, ayarlı bir biçimde miting meydanının bir köşesinde bir şey patlatılıp orada birkaç kişinin kurban verilmesiyle oluşturulacak korku atmosferi olabilir mi bu olabilir Erdoğan kendi hayatı ve siyasi ikbali için onlarca yüzlerce değil binlerce değil gerekirse on binlerce yüz binlerce insanın canını feda eder o anlamda gözü kara bir insanla karşı karşıyasınız orada 10 kişi ölmesi gerekiyorsa kendi iktidarının selameti için 10 kişi ölür 100 kişi ölmesi gerekiyorsa 100 kişi ölür Bin kişi ölmesi gerekiyorsa bin kişi ölür zerre tereddüt etmez Dolayısıyla böyle bir programda İçinde Erdoğan hani nasıl 15 Temmuz'da sarayın bir kö sarayın saraya da kıyamadılar sarayın duvarının bir köşesine böyle bir bomba attırdılar ya ki o da uçaktan geldi deniyor bütün işaretler yerden atılan bir bomba oldu veya bombalı düzenek oldu veya orada patlatılan bir şey oldu belgeleriyle ortaya çıktı ama kim inceliyor ayrı bir konu öyle işte Erdoğan'ın kenarından geçtiği bir etkinlikte veya içinde bulunduğu bir etkinlikte son derece kontrollü bir biçimde kenarda köşede bir şey patlatılabilir. Bir başka şey Seval Türkeş diyor ki soruşturma açılmaması bunu gösteriyor saldırı Soylu'nun himayesinde yapılmıştı. Geçen hafta hatırlayın Alparslan Türkeş Vakfı e, toplantısı yapılmıştı yeni mahalle belediyesinin tahsis ettiği bir salonda ki bu Türkeş ailesinin kurduğu bir vakıf ve ülkücüler e, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nden aldıkları işaretle orayı basmışlardı. Sonra da Abdü, Devlet Bahçeli Mansur Yavaş'a parmak sallamıştı nefesimiz ensende, ensende diye. Niye? İşte Mansur Yavaş bu Alparslan Türkeş Vakfı veya Türkeş ailesine maddi manevi destek verdiği için. E, Seval Türkeş diyor ki saldırı Soylu'nun himayesinde yapıldı. Soylu kim? E o da MHP. işte Bale Bahçeli'nin kanatları altında bir İçişleri Bakanı. alay içete Çete bunların. Bakın olayı sürdürüyorlar. MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ e, teşvik etmişti veya azmettirmişti vakfa gidiyor ve diyor ki başbuğumuzun ismini CHP Mansur'a peşkeş çekmeye kalkarsanız bunun hesabını soracağız diyor. Böyle parmak sallıyor orada. Videosu da var seyredersiniz 25 saniye. Böyle e, cama çıkan görevlilere böyle parmak sallıyor. Yani şeyi de bırakmamışlar. E, olayı geçen haftayla falan bırakmamışlar. Hala sürdürüyorlar. Yani. Bir başka şey Yasemin Güner'i Habertürk e, sitesinde yazmış yabancı kuruluşların fonladığı gazeteciler mercek altında İşte bu Metin Gürcan meselesiyle başlayan e, olay sürüyor yani e, diyor ki Ankara büyük e, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Maka göre e, Yasemin Güneri yabancı diplomat ve kuruluşlardan analiz rapor başlıklı yazılar yazarak para alan gazeteci ve siyasiler mercek altına alınacak rapor görüş analiz adı altında bilgi sattığını, bunun karşılığında paralar aldığını tespit edildiği filan falan. falan. Ee, herhangi bir yerde yayınlanmadan para aldıkları tespit edilirse diyor. Yani analiz yapabilirsiniz ama bu bir yerde de yana, yayı, yayı, yayınlanacak. Yayınlanma şartı ko koşuyor. Benzer bir şekilde de gazeteci ve siyasilerin yabancı kurum kuruluşlardan fon alması da incelenecek bir başka konu diyor ki belli ki Türkiye'de e, büroları biroları olan ve Türkiye'de bir muhabir ve editör ağıyla, yayıncı ağıyla yayın yapmaya çalışan BBC Türkçe, Doçebele Türkçe, e Euronews gibi e unsurlara da bu biçimde e savaş açmış görünüyorlar. İş oraya doğru gidiyor. E Cem Toker bir kere daha hatırlatmış ki Cem Toker Liberal Demokrat Partili, Liberal Demokrat Parti'nin eski genel başkanı. Ama halen orada e siyasi faaliyetlerine devam ediyor. Seçim konularında uzman bir isimdir. Bilir, bilgiye dayalı konuşur. Bir kez daha önereyim. Elimden bu geliyor. ısrarla talep ediniz parmak boyama meselesini diyor. Şimdi Ankara kulislerinde pişirilen bir şey var. Ankara kulislerinde pişirilen konu iktidarın bir seçim sistem, seçim yapma biçimini veya seçimde oy kullanma biçimini değiştireceği bir takım elektronik enstrümanlar çağa uygun çağa yakalıyoruz falan diye getireceği internetten oy kullanma vesaire falan gibi ve bununla seçimi manipüle edeceği ya da kendi lehine çevireceği gibi söylentiler var. Türkiye'de ah keşke olsa internetten oy kullanma olsa elektronik sistem gerçekten son derece güvenilir bir biçimde uygulansa ve bu denetlense uluslararası kuruluşlar tarafından da denetlense fakat şu anda Türkiye için bunu talep etmek çok lüks. Cem Toker'in söylediği de o. Ben de parmak boyamaya karşıyım. Ben de yani artık böyle eski tip geleneksel usullerle falan oy kullanmaya, oy sayımına falan karşıyım. Fakat Türkiye'de belki de seçim güvenliği için bunu yapmak gerekiyor. Yani her oy kullanan kişinin mükerrer oyun önüne geçmek için parmağının boyanması yani tekrar 20-30 sene önceye dönmemiz gerekiyor. Yine işte efendim sandıklarda falan kendine göre müşahitler şu bu falan önlemlerin alınması gerekiyor. Çünkü yani yüksek seçim kurulu il ve ilçe seçim kurullarına kadar ve bütün işte itirazların gideceği adli mekanizmalara kadar her yeri tutmuş durumdalar. Adaylara, partilere, kimlerin kimi aday göstereceğine, seçimin e, yürüyüşüne falan her şeyine yüksek seçim kurulu karar verecek. Hatırlayın referandumda mühürsüz oyları geçerli kabul etti yahu. Ve bununla referandumun akışını, seyrini değiştirdi yüksek seçim kurulu. Ve evet. Hafta sonunun gelişmesiydi. Metin Feyzoğlu Barolar Birliği Başkanlığı'na veda etti. <laughs> Bütün dizayna rağmen yani sarayla e, <laughs> birazdan Metin Feyzoğlu ile ilgili görüşlerimi anlatacağım ama sarayla tutulan işlere e, seçim Barolar Birliği seçimlerinin e, biçiminin değiştirilmesine, paralel baroların kurulmasına, İstanbul İkinoğlu Baro gibi, e, delege yapılarının değiştirilmesine, çünkü çok sayıda avukatı olan İstanbul Ankara gibi barolardan az delege geliyor. Çok daha az avukatı olan Anadolu barolarından işte eşit sayıda delegeler geliyor. Yani İstanbul Ankara İzmir'i topladığınızda ne kadar delege varsa diğer işte 3-5 Vilayeti topladığınızda benzer delege biçimini değiştiren belki de arada bir sürü böyle akçeli işler falan da döndü. Metin Feyzoğlu kazansın diye baya bir işler yapıldı ama kazanamadı. Kaybetti seçimi. Ee, yeni gelen başkan da Erinç Sakan. İsmini duymadığımız, bilmediğimiz Ankara Barosu Belediye Başkanı Ankara Barosu Başkanıymış. Şimdi Türkiye Barolar Birliği Başkanı oldu. Belli ki bundan sonra ismini sık duy duyacağız. Twitter adresinde biz kazandık. Artık ülkemizde hiçbir avukat, hiçbir baro yalnız. Hiçbir bu savunmasız bırakılmayacak demiş e, kazandıktan sonra. Yani e, öyleydi. Avukatlar sahipsiz bırakılmıştı binlercesi şu anda tutuklu cezaevinde yargı önünde mesleğini yapamaz halde yargı, yargıçlar aynı şekilde savcılar için de benzer bir durum geçerli hepsi sahipsiz bırakıldı vatandaşlar yurttaşlar sah e, sahipsiz bırakıldı ve bütün bunların hepsi e, 8,5 yıllık Metin Feyzoğlu döneminin Barolar Birliği'nde e, son 5 yılında oldu Metin Feyzoğlu'nu ben 2015 yılında tanıdım daha önce bir tanışıklığımız yok basından takip ettiğim ve saygı duyduğum gerçekten de kariyerine e, Turan Feyzoğlu'nun e, torunudur. Ee, Turan Feyzoğlu da eski bakandır 1970'li yıllarda CHP. CHP sol gelenekten gelen bir isimdir. Fakülte hayatı, üniversite hayatı başarılarla doludur. Genç yaşta doçent ve profesör olmuştur. Ee, son derece iyi eğitim almış e, hukuk e, sahasında. Kaliteli hocalardan tedrisat görmüştür falan ve genç yaşta bu kariyer basamaklarını hızla tırmanmasıyla da dikkat çekiyor. Elbette işte ailesi de bilinen siyasetin içinde olduğu için ister istemez bir anlamda o o o tarafıyla da ağzında gümüş kaşıkla doğmuş piyasanın, medya piyasasının, siyaset dünyasının, akademi dünyasının bildiği bir isim. Yani o açıdan hani çocukluğundan ve gençliğinden itibaren de böyle bir şansı var. Ama bu şansı da kariyerist basamakları tırmanırken avantaja dönüştürmüş ve bileğin hakkıyla bir yerlere gelmiş. Gıpta ettiğimiz bir isimdi. Fakat... Enteresan bir şekilde son 5 senede e, iktidar trenine binmeyi tercih etti. Diyeceksiniz ki niye böyle ki Metin, Feyza, Metin Feyzoğlu hep böyleydi. Metin Feyzoğlu hep böyle miydi değil miydi bilmiyorum. Yakından tanıma şansına sahip olmadım ama yakından tanıyanlar geçmişten bugüne bir takım işaretler olduğunu, kendine çalıştığını, bir takım fırsatçılıklar içinde olduğunu, bir takım kibir, tepeden bakma insanlara falan gibi e, egosantrik durumları olduğunu falan söylüyorlar. Bilmiyorum ben tanımıyordum. Ben 2015 yılında tanıdım. O da şöyle ki Medya grubumuza yönelik baskılar çokça e, olmaya başladı. İşte Dijitürk'ten attılar, Tele Dünya'dan attılar. Türksat yazı yazdı, Uydudan da size atıyoruz diye. E ben e, Ankara'ya gittim, siyasi Partiliği de, siyasi parti genel merkezlerini e, gezdim, rüçeye gittim, Türkiye Büyük Millet Meclisinde temaslarım oldu, sivil toplum e, e, işte unsurlarıyla bir araya gel. Ne yapabiliriz diye, medya ofislerini dolaştırdım, dolaştım. Yani bak, böyle geliyorlar, birer birer susturuyorlar. Size de gelecekler, e, bir, bir dayanışalım bir. De. ...falan diye. Çok fazla ilgi göremediğimi söyleyeyim. Eylül-Ekim aylarıydı 2015 yılının. Barolar Birliği'ne de gittim. Ve Metin Feyzoğlu çok sıcak karşıladı. Ve Dijitürk'ten çıkartıyorlardı bizi. Dijitürk'ten çıkartma yazısı gelmişti Dijitürk'ten. Parasını falan her şeyini bir halde. Ve... E, ...güçlü bir açıklama yaptı. Ya, yazılı bir açıklama yaptı. E, ve o bizi güçlendirdi o zaman. Sonrasında... E, ...şey oldu... E, Mali baskın oldu grubumuza. Ben telefon ettim. Pardon Metin Bey beni aradı Ankara'dan. Geçmiş olsun dedi. Ne yapabilirim dedi. Valla dedim Metin Bey buyurun gelin yayına çıkın anlatın konuşalım yani. Gün bugün. Tamam yarın geliyorum dedi. Ve bir çarşamba günüydü galiba. Gerçekten uçak bileti bile istemedi. Ertesi gün geldi. Birlikte bir yayın yaptık ve 1 saate yakın bir süre yaşanan işlemlerin hukuksuzluğunu falan anlattı. Haliyle böyle de bir ilişki kurunca yani yeni tanıdığım Metin Feyzoğlu'yla da böyle bir ilişki kurunca ve işte size sahip çıkıyor işte ne yapabilirim diyor yazılı açıklama yapıyor geliyor yayına çıkıyor birlikte çıkıyoruz falan sonraki süreçte işte 2016'dan itibaren hemen bir sene sonra Metin Feyzoğlu'nun çark etmesini ve bir anda herkes 2013'te 2014'te iktidar gemisini terk ederken onun iktidar gemisine bilmesini veya iktidar trenine bilmesini ne diyorsanız çok yadırgadım. Çok yadırgadım yani. Ve bir şey diyemedim de. Eleştiremedim de. Çünkü hani bir sene iki sene öncesinde bir şeyimiz var. Bizde yani ahde vefa yanımızda durmuş destek vermiş şu bu falan konduramıyorsun. Ama Metin Feyzoğlu savunulacak şeyi geçti. Türkiye'de işkence işkence yok, fıstık gibi hukukumuz var, Avrupa Birliği'nin de üstüne çıkıyoruz, yargı reformu geçerse yakında yıldızları yakalayacağız falan dedi insan hakları uygulamalarında falan. Ya arkadaş sen yani daha dün değil evvelki gün zaten sol gelenekten bir gelen bir insansın ki Barolar Birliği Soldur. Yani Özdemir Özok gibi, e, Önder Sav gibi hatırlayıp başkanları vardır ve hep soldur geriye doğru. Atilla Sav mesela başkanlarından biriydi. Geriye doğru hep soldur. Genel olarak baroların başkanları böyleydi. Hele İstanbul Ankara. Barolar birliği ise geriye doğru bütün başkanları sol kökenli, sol görüşlü isimlerdi. Neyse Metin Feyzoğlu da onlardan biriydi. Önce konduramadım ama ondan sonra artık eleştirmekten geri durmadık. Neyse, eee... O şey görüntüsüyle hafızalarda yer etti sarayda. Tayyip Erdoğan avukatlara yeşil pasaport müjdesi verince, şimdi yeşil pasaportla da gidemiyorsunuz hiçbir yere neyse de, yeşil pasaport müjdesi verince avuçlarını patlatırcasına alkışlayan Metin Feyzoğlu olarak hafızalarda yerini etti. Hatırlayın Danıştay'ın kuruluş yıl dönümünde 2014 yılıydı. Kürsüdeki konuşmasında hükümeti biraz fazla eleştirince, Buna dayanamamış e, Tayyip Erdoğan ön sırada oturuyordu Abdullah Gül'le yan yana Cumhurbaşkanı Abdullah Gül o zaman Tayyip Erdoğan Başbakan e, terbiyesizlik etme ya, yanlış konuşuyorsun diye Metin Feyzoğlu'na çıkışmıştı ve sonra hadi gidiyoruz deyip Abdullah Gül de alıp salonu terk etmişti. Bu gerginlikle hatırlanan itiraz kültüründen gelen hukukun yanında duran insan haklarının yanında duran falan bir isimken nereden nereye savruldu? Büyük bir hayal kırıklığıdır Metin Feyzoğlu değer miydi? Değmezdi. Niye böyle bir tercih yaptı bilmiyorum. Merak da etmiyorum. Bundan sonra ne olacağı çok fazla umurumda değil. Ama 8,5 yıllık Barolar Birliği Başkanlığı'nın son 5 yılını iktidarın içinde eritti. Bundan sonra başına ne gelirse gelsin, saraya danışman mı olur, bakan mı olur böyle söylentiler de var. Ne olursa olsun umurumuzda bile değil. E, tarih ve kader onun hakkındaki hükmü vermiştir. Bir tane bile seveni yok. Ne AKP mahallesine yaranabildi ne de çıktığı mahalleye tekrar kabul edilebilir bir hali var. Çıktığı mahalle de her şeyi affeder ama onu affedilecek bir tarafı kalmadı zannımca. Evet. Yeni başkanın mesajı. Artık ülkemizde hiçbir avukat, hiçbir baro, yalnız hiçbir yurttaş savunmasız bırakılmayacak diyerek Metin Feyzoğlu dönemini özetlemiş. Kerem Altıparmak Metin Feyzoğlu'nun gidiyor olması sembolik olarak değerli, hukuk değil mesele. Mesele Feyzoğlu gibi davranmanın bir maliyetinin olduğunun görülmesi, hükümete sırtımı dayar, yasayı değiştirir, hiçbir şey olmamış gibi burada kalırım sanıyordu, olmadı. Bu çok önemli demiş. Eser Karakaş ise Allah kimseyi Feyzoğlu'nun durumuna düşürmesin, amin demiş. İşte bu da Feyzoğlu'nun seçimi kaybettikten sonraki yüz ifadesi. Değer miydi? Diye bir kere daha sorayım. Ee, hem kendini sıfırladı hem de 5 yıl boyunca temsil ettiği kurumu sıfırladı. Umarım yeni yönetim gereğini yapar. Yolumuz devrim yolu gibi bir marş söylemiş avukatlar. Yolumuz hukuk yolu olsun. Evet söyleyebileceğim bu. Anlıyorum tepkinizi, öfkenizi, Metin Feyzoğlu'na itirazınızı, onun gidişine sevinmenizi ama yolumuz devrim yolu değil, yolumuz hukuk yolu. Yolumuz hukukun yolu maaşını söyleyelim hep birlikte. Önüme düşen bir caps ekonomiye geçtik. 1 dolar 15 TL oldu. Paramız devalüe edildi. Devalüasyon denmiyor bugünkü kur şeyler. Çünkü devalüasyon ilan edilerek oluyor. E, hükümet veya işte ilgili bakanlık devalüasyonu açıklıyor, ilan ediyor. Şu kadar Türk parası işte döviz karşısında falan devalüa edilmiştir. Devalüasyon da buna deniyor. Ama yaşanan fiili bir devalüasyon. E, Aralık sonu geldiğinde e, 2021 yılı boyunca dolar 7 liradan 14 liraya çıkmış olacak. Görünen o. Şimdi 15 liraya gidiyor. 1 dolar 15 lira oldu. İşte 10 e, şey 1970'i 50 yıl öncesini yakaladık diye yorumlar yapılıyor. Şunu söyleyeyim e, doğru değil. E, çünkü 1 dolar 15 lira olduğunda e, lira o günkü değeriyle evet öyleydi. Daha sonra liradan 6 sıfır atıldı. Bugün 1 dolar 15 liraya değil 1 dolar 15 milyon liraya gidiyor. 15 YTL'ye gidiyor yeni Türk lirası. Dikkatinizi çekelim. Arada 1 milyon fark var arada 1 milyon kat fark var. Arada 6 0 fark var. Onun için 50 yıl önce 1 dolar 15 TL'ydi. Gene şimdi gene 15 TL'yi tutuyorduk. Doğru şey değil. 1 dolar 15 liraya değil. 1 dolar 15 milyon liraya gidiyor. Evet. Böyle olduğunda daha bir korkunç bir durum ortaya çıkıyor değil mi? Ama gerçek o. Sıfır atıyorsunuz ama sıfır atmakla olay bitmiyor. Yıllık enflasyon oranı en yüksek ülkeleri sıralamış Euronews. 11. sırada Türkiye var dünyada. Avrupa'da 1. sırada. Fakat Euronews'un verdiği grafikte 21.31 yani TÜİ'nin açıkladığı enflasyona göre Türkiye dünyada 11. sırada. Normalde enflasyon %50'nin altında değil. Yani %50, 58, 55 civarında bir enflasyon açıklandığında Türkiye dünya sıralamasında ya 5. ya 6. sıraya gelecek. Yani %58 açıklanırsa 6. sıraya gelir. %55 açıklanırsa 7. sıraya gelir. %60 ve üstü açıklanırsa 5. sıraya gelir filan. Evet. Durum bu. Bu arada enteresan bir şey var. Ee, Merkez Bankası faizleri 15'e düşürdü. Bu ayda 14'e indirmesi bekleniyor. İndirmeyeceği de konuşuluyor. Orada değilim. Ortalama kredi faizlerine bakın. Bu tabloyu bugün çıkan gazetelerden hangisi? Hürriyetten kestim. E, 26 Kasım itibariyle ticari krediler TL 18.88 ticari kredi faizi 26 Kasım itibariyle konut kredisi 16.94, ihtiyaç kredisi 23.57, taşıt kredisi 21.48 Bunları indirsenize Madem ha haram, madem düşük faizi seviyorsunuz Madem e, Nas var bu konuda ihtiyaç kredisi niye 23.57? Yani taşıt kredisi niye 21.48? Konut kredisi niye %17? Ticari kredi niye 18.88? Merkez Bankası'nın politika faizi %15. O arada İstanbul Planlama Ajansı İstanbul'da son bir yılda %50.18 pahalılık olduğunu, İstanbul'da yaşamın %50.18 pahalandığını söylüyor. Bana göre şahsen bütün bu verileri topladığımda %60'ın üzerinde bir enflasyon var. Yani eğer doğru bir şey yapılırsa Türkiye enflasyonu 2021'de %60'ın üzerinde. Ama bunu açıklamayacaklar tabii 20'de tutacaklar. Bazı ürünlerde bazı gıda özellikle fiyatlarında artışı İstanbul'daki artış oranlarına bakmış. Toz şeker %90, nohut 75, konut kiraları %71 artmış, ayçiçek yağı %137. LPG %102 Tuvalet kağıdı %90, yumurta %40, et kıyma 38, benzin 37, ekmek 35. Evet, böyle. Ve sizin Dışişleri Bakanınız Katar'a gidiyor ve Reuters muhabiri Katar'a paraya para almaya mı geldiniz diye soruyor. Katar'a para almaya mı geldiniz diye soruyor. Bütün dünya da farkında. Sizin Katar'a niye gittiğinizin farkında. Bütün dünya da sizin Katar'a neden gittiğinizin farkında. Türkiye içinde bulunduğu ekonomik kabusu açmak için para almaya mı geldi diyor Reuters muhabiri. O da kıvırıyor. İşte biz Katar'a Türkiye'ye para göndermesi için değil ilişkilerimizi her anlamda geliştirmek için geldik. Sıvap mabap demeye getiriyor. Fakat başka bir şey söyleyeceğim. Katar Dışişleri Bakanı da demiş ki dış... <laughs> Mevlüt Çavuşoğlu ile <'yla> görüşmesi <laughs> esnasında. Ekonomik gidişat nedeniyle Türkiye'de ortaya çıkacak fırsatları değerlendiriyoruz. Tam kelepir muamelesi. Ekonomik gidişat nedeniyle Türkiye'de ortaya çıkacak fırsatları değerlendiriyoruz. Ne desin? Ülkeniz kelepir diyor yani. Katar'a ziyaret öncesi Yeni, yeni Çağ Gazetesi ee, Erdoğan'a sorulması için gazetecilere verilen soruları yazmış efendim. Yani Türkiye basını hiç böyle bir noktaya gelmedi. Erdoğan basın toplantısı yapmadan önce Yeni Çağ Gazetesi'nde kimin ne soru soracağı yayınlandı. İşte Kaan Bozdoğan Anadolu Ajansı, Gülseli Kenarlı DHA işte bunların bu soruları soracağı Yeni Çağ Gazetesi'nde yayınlandı sitesinde Yeni Çağ Gazetesi'nin internet sitesinde ve bunlar bu soruları sordular. Hatta A Haber muhabirine yani beni köşeye mi sıkıştırıyorsun falan bu soruyla falan diye de Erdoğan espri yapıyor yani espriler de çalışılmış. Türk basınının hali pürmelali. Evet, Katar demişken onu da söyleyelim. Orada arada gazeteler, refah yaygınlaşacak ortak manşetiyle çıktı bugün. Ee, Erdoğan öyle demiş. Ya 20 sene sonra refahı yaygınlaştırmaya çalışan bir lider hala. İşte bu da milliyetten bir önceki sabahtı. Hürriyet e, aynı yerde kadın hakları mesajı falan diye bir haber görmüş. Belli ki taşla baskısı bu hürriyetin belli ki WhatsApp Bülent Arınç geçen haftaki açıklamasında onu açık etti ya WhatsApp'tan gelen mesajlarla gazete yapıyorsunuz diye belli ki Taşra'yı gören Cumhurbaşkanlığı İletişim ya ne yapıyorsunuz siz reisin şu lafını başlığa çıkartıyoruz deyince aynı köşede değişmiş refah yaygınlaşacak evet. fakat burada e, trajikomik olan şey e, refah yaygınlaşacak manşetinin gazetelere veya işte bunu alın kullanın bunu yayın falan diye üflenmesi değil. Burada komik olan, komik olan şey 20 sene sonra hala böyle bir vaatle ortaya çıkan bir lider. Evet. Ergin Asyalı'nın sözcüdeki karikatürü tekne su alıyor batıyoruz. Dümenin başındaki de onun maksadı kargaşa çıkarıp dümeni ele geçirmek diyor. Evet. Evet. Geçtiğimiz hafta bir nebze bahsetmiştim bari mamalardan hayvan mamasından e, ne bileyim KDV almayın neden mamamızın yüzde seksenini sen yiyorsun karga kafası böyle bir e, karikatür çizmiş paylaşmış e, kapat kapatırken e, bunu da paylaşayım fakat hafta sonuna damgasını vuran gelişme hiçbiri değildi ne e, CHP'nin Mersin mitingiydi. Ne öbürü ne beriki. Hafta sonuna damgasını vuran gelişme buydu. İhraç savcı İbrahim Gündüz ve eşi Nurdan Gündüz Ege Denizi'nde hayatını kaybettiler. Osmaniye T tipi. Bolt Medya'dan okuyorum. Cezaevinde 15 ay hapis yatan KYK'lı savcı İbrahim Gündüz ve eşi 2 Haziran şey 2 Aralık gecesi Kosadası yakınlarında teknelerinin alabora olması sonucu vefat ettiler. Evet bu İhraç Savcı'nın son fotoğraflarından biri ve bu da çok paylaşılan İbrahim Gündüz'ün Twitter hesabından 10 Kasım'da paylaştığı son fotoğraf. 10 Kasım'da Twitter hesabından bu fotoğrafı paylaşmış. Bir anlamda İstanbul'a veda ediyorlar. Yeni evlenmişler, karı koca. Belli ki çıkış planlarını yapmışlar ve 20 gün sonra herhalde Bodrum veya yakınlarından Kos Adası'na, Türkçesi İstanköy geçmeye çalışırken teknelerin alabor olması sonucu vefat etmişler. Allah'tan rahmet diliyoruz. Ne ilkine de son KHK dramı ve bu iktidarın, bu zalim iktidarın canını aldığı insanlara iki kişi daha, iki insan, iki pırıl pırıl iyi yetişmiş insan daha eklendi. Yazıklar olsun, lanet olsun, yerin dibine batsınlar. Evet. Böylelikle bir manşet daha kapatıyorum. Bugün sorularınıza cevap veremedim. Çünkü haftanın ilk programı olması dolayısıyla gündemi biraz kalabalıktı. 33-34 dakikayı bulduk. Daha da fazla uzatmayayım. Ama hafta içinde sorularınıza cevap vereceğim. Twitter'da DM açık. Videonun altındaki yorumları okuyorum. Ve notlarımı alıyorum. Soru gibi soru gelirse evet notumu alıyorum. Ve mutlaka programların sonunda cevaplamaya çalışıyorum. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla hoşçakalın.